Evet, herkese yeni bir dönem merhabalar. Şu anda Yavuz ile birlikte inşaat alanındayız. Bu video sizleri şantiyede drone kullanımı oluyor mu? Ne gibi faydaları var? Avantajlarını birlikte konuşacağız. Şimdi yanımda DJI'nin Mini 3 drone'u var. Şimdi drone şu an şurada. Havalandırdık. Şurada. Şimdi şantiyemiz de burada zaten. Şimdi tabii artık son zamanlarda şantiye kontrolü de zor olabiliyor. Zaman kısıtı olabiliyor. Başka şantiye gidebiliyoruz. Bu durumda da mutlaka şeyi kullanmamız lazım. Yani drone'dan faydalanabiliriz tabii ki de. Drone şu anda özellikle harita işlemlerinde ciddi anlamda çok kullanılıyor. Cephe alanlarının hesaplanmasında özellikle de çok fazla son zamanlarda kullanıldı. Şimdi bu şantiyede de nasıl kullanılabilir drone? Onu anlatacağım ve bence her şantiye şefinde olması gereken bir özellik. Yavuz, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle, özellikle beton dökümünde son ilave betonlarımızda ne kadar, kaç metreküp dökülecek beton kaldığını, yani şantiye şefleri genelde beton dökülürken betonla dikkate çıkmıyor. Mikserin başında numuneleri bekliyor. Yani usulsüz bir şekilde miksere su verilmesini önlemek için başında bekliyor vesaire. Burada betonun santralle koordinasyonu, işte ilavenin siparişi, irsaliyelerin imzalanması vesaire. Bunlarla ilgilendiği için şantiye şefleri genellikle betonun başında aşağıda bekliyor. Katta dökülen betonu da o arada, o esnada drone ile yüksekten hani olabildiğince zoomlayarak görüntüleyebiliyoruz. Örnek veriyorum, kalıp patladı, bir şey oldu, aksaklık oldu. Uzaktan görüntülemek bir şantiye şefi için inanılmaz iyi bir şey. Hani tamam, biz burada müstakil yapılarla inşa ediyoruz ama özellikle büyük yapılarda, eğer drone uçurmaya müsait yerlerde şantiye şefi için çok bulunmaz nimet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bana bu bir müşterimin hediyesiydi. DJI Mini 2 ile başlamıştık. Orada gerek hani karanlıkta bile drone ile çekim yaptık. Orada başladı. Daha sonra kendimi geliştirince Mini 3'e geçtim. Genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Evet. Ya dediğim gibi aslında Yavuz, teşekkür ederim bu bilgilerin için. Şimdi bazen şantiye alanları çok büyük olabiliyor. Buradaki şantiyenin taban alanı 220 metrekare. Şimdi beton döküldüğü günden örnek verecek olursak, o gün beton santralinden beton geliyor. Aynı zamanda pompa geliyor. Yapı denetim geliyor. Yapı denetimin yine laboratuvarı geliyor numune almak için. Şantiye şefi orada bulunuyor. Ev sahibi bulunabiliyor. Kalıpçılar beton dökmek için orada bulunuyorlar. Beton günü aslında bir karmaşa var, karmaşıklık var diyebiliriz. Ve uzaktan bir göz aslında şantiyenin genel idaresini kontrol etmeli. Bu da bu drone'la çok rahatlıkla yapılabilir. Ve bence şantiye şeflerinin mutlaka kullanması gerekiyor. Dediğim gibi özellikle beton kontrolünde, yani beton ne kadar kaldığı ile alakalı yapılabilir. Demir kontrolleri dahi yukarıdan hangi aşamada tam ayrıntıyı, tabii şu aşamada evet tam ayrıntı gözükmeyebilir ama yine de demirin, donatıların hangi aşamada olduğu, hangi kolonunda şu anda çalışma yapıldığı, direkt olarak örnek veriyorum, kişi ofisinde olup şöyle bir konteyner var burada. Şimdi bu konteynerin içinde şantiye şefi durduğu zaman bilgisayarında çalışırken dışarıda hemen bu drone'unu çalıştırabilir ve drone çalıştığı zaman da istediği gibi buradan koordine edilebilir. Ve oradaki eksikliği bilgisayar ortamında da koordineli bir şekilde çözümler sağlanabilir. Dediğim gibi yani, ve tabii ki de peyzajla alakalı da bence drone çok kullanılıyor. Kullanılmalı hatta. Çünkü yapıların peyzajına bence üstten de bakıldığında
daha net bir tasarım yapılabilir. AutoCAD ortamında elbette projeye üstten bakılıp tasarımlar yapılıyor. Peyzaj tasarımları. Fakat bence uygulamaya bir de üstten bakıp oradan projelendirilmesi gerekiyor. Sadece AutoCAD ortamında yani taslak çizim üzerinden projelendirilmesinin yapılması yerine dediğim gibi buradan drone'un üstten bakmasında çok fayda var. Yani aslında inşaatın her alanında bu drone kullanılabilir. Özellikle bahsettiğim konularda, peyzaj konusunda, demir donatıların konusunda, kalıp konusunda ya da çatının başladığı tarihte çatıyla ilgili konularda drone çok rahatlıkla kullanılabilir. Şu an şarj ile ilgili elbette problemler var. Yani yaklaşık yarım saat, bir saat aralığında havada kalabiliyor. Bu çok uzun bir süre değil bir inşaat ortamı için. Ama yine de şu anda makul bir süre diyebiliriz. O yüzden bizler de şantiyelerde bunu kullanmaya özen göstereceğiz. Evet, bu videoda sizlere aslında drone'un inşaattaki bazı faydalarından bahsetmek istedik. Başka videolarda görüşmek üzere.